Değerli milletvekili arkadaşlarım, partimizin çok kıymetli üye ve yöneticileri, çok değerli misafirlerimiz ve basının değerli emekçileri, bu haftaki grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Bu hafta aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Avusturya Parlamentosu üyesi, aynı zamanda yeni Avusturya ve Liberal Forumu'nun dışişleri sözcüsü Sayın Christoph Wawrics ve heyeti bugün bizimle dayanışma içinde buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine İzmir'den, Konya'dan ve Kayseri'den çok sayıda yoldaşlarımız, parti yöneticilerimiz aramızda. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Yine aramızda barış anneleri, sendikacılarımız, insan hakları savunucuları, avukatlar ve zorla kaybedenler mücadelesinin sembol isimlerinden Hasan Ocak'ın ablası Hüsniye Ocak aramızda. Hepsine hoş geldiniz diyor, selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, yürekli, ilkeli ve düşüncelerini cesaretle dile getirmekten çekinmeyen insan hakları savunucusu, yaşamını faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya adamış bir hukukçu ve son nefesine kadar barış çağrısını yineleyen bir barış elçisi. Tahir Elçi'yi yitireli tam bir yıl oldu. Failinin halen meçhul kılındığı bu siyasi cinayetin işleyenlerin, azmettirici görevi görenlerin ve destekleyenlerin bir gün mutlaka hesap vereceklerine olan inancımızla katledilişinin birinci yılında Sayın Tahir Elçi'yi saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz. Ve şimdi de eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın bundan iki hafta önce yaptığımız grup toplantısı için kaleme aldığı mektubu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Milletvekilliği ve yasama sorumluluğu halen süren eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin sözlerinin ve cümlelerinin bize günler sonra üstelik de sansürlenerek ulaştırılması iktidarın partimizin savunucusu olduğu değerlerden ve hakikatten ne kadar korktuğunun bir göstergesi olmuştur. Hükümet yetkililerine bir an evvel bu hukuksuzluktan vazgeçmesi gerektiğini hatırlatarak şimdi de eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın mesajını sizlerle paylaşıyorum. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, partimizin değerli yöneticileri, üyeleri, çok kıymetli dostlar, konuklar ve değerli basın emekçileri. Her birinizi ayrı ayrı canı gönülden selamlıyorum. Sadece kalem ve kağıdımın olduğu bu koşullarda yazdığım bu mesajın eksikleri olursa da affınıza sığınıyorum. Bize dayatılan hukuksuzluk, haksızlık ve zorbalıklara rağmen her zamanki gibi dimdik ayaktayız, coşkuluyuz ve gayet iyiyiz. Çok değerli arkadaşlarım, Orta Doğu, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası tarihte hiç olmadığı kadar çok yönlü müdahaleler ve saldırılar altındadır. Nitekim bugün ortaya çıkan IŞİD gibi El-Kaide bağlantılı vahşet ve tecavüz örgütleri tam bir kitlesel katliam ve kültürel soykırım mekanizmasına dönüşmüşlerdir. İslam'ı temsil iddiasıyla ortaya çıkan bu örgütler ne İslam'a, ne başka dinlere, ne de insanlığa dair
en küçük olumlu bir katkı sunmadığı gibi binlerce yıldır birikmiş evrensel insanlık değerlerini de ortadan kaldıracak bir saldırganlığa ulaşmıştır. Türkiye'de ise tek dile ve tek kimliğe dayalı ulus yaratma projesindeki ısrar, bu toprakların bütün farklı kimliklerini, dillerini, renklerini zulmün her türüne tabi tutmuştur. Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını isteyenler farklı bahanelerle iç düşman, terörist, bölücü veya vatan haini suçlamalarıyla karşılaşmış ve yok edilmeye çalışılmıştır. Toplumdaki her türlü demokratik dönüşümün isteği şiddetle bastırılmış, muhalif kimliğiyle bilinen siyasetçi, sanatçı, aydın, yazar, akademisyen, işveren, esnaf, kadın ve öğrenciler hapislere ve sürgünlere gönderilmiştir. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, AKP'nin de uygulamış olduğu bu politikalar ve içeride dayattığı bu hegemonik ideoloji dış politikada da ana ekseni oluşturmaktadır. Mezhepçi siyasi hat dış politikanın ana belirleyeni olarak kabul edildiği için Türkiye diplomatik alanda tam bir çöküşle karşı karşıyadır. Bu kadar tarihi bir dönemde yapılan en ciddi hata milliyetçi, mezhepçi politikalar doğrultusunda strateji kurmaktır. Maalesef AKP de bunu yaptı. İşte bizlerin yani HDP'nin farkı da tam da burada ortaya çıkıyor. Irkçılığın, milliyetçiliğin, mezhepçiliğin ve cinsiyetçiliğin bütün coğrafyamızı kasıp kavurduğu böylesi bir dönemde demokratik ulus perspektifiyle bütün kimlik ve inançların bir arada özgürce, eşitçe yaşamasını savunmanın ne kadar da hayati bir tutum olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bizler büyük bir moralle ve coşkuyla mücadelemizi dört duvar arasında da sürdürmeye devam edeceğiz. Bize büyük haksızlıklar yapılıyor diye barışı en gür sesimizle haykırmaktan bir an geri durmayacağız. Bize yapılanlara karşı koyarken ne şiddeti, ne silahı, ne ölümü çare olarak görmeyeceğiz. Akılla, duyguyla, sevgiyle, heyecanla örgütlenerek toplumsal bilinci ve uyanışı büyüterek bu girdaptan çıkacağız. Son olarak iç ve dış kamuoyunda desteklerini sunan bütün çevrelere selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına, Özgür Basın'ın tutuklu bütün yazar ve kadrolarına, cezaevlerinde tutulan bütün siyasetçilere en içten selam ve sevgi dayanışma duygularımı iletiyorum. Grup toplantısına katılan siz değerli yoldaşlarımı kucaklıyor. Hepinize başarı dileklerimi sunuyorum. Özgürlük kazanacaktır. Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş. Cezaevlerinde rehin tutulan tüm milletvekili arkadaşlarımıza, eş başkanlarımıza, belediye eş başkanlarına ve tüm siyasi tutsaklara buradan selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha iletmek istiyoruz. Şimdi de grup toplantımızı konuşmasını yapmak üzere parti sözcümüz ve aynı zamanda Kars milletvekilimiz Sayın Ayhan Bilgen'i kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler, basın ve devlet seyircileri, ben de
Sözlerime başlamak istiyorum. 25 gündür eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, grup başkan vekilimiz aramızda yoklar. Bir kez daha bu utancı teşhir etmek için buradan paylaşıyorum. Bu kürsüde onların olması gerekiyordu. Onların konuşması, onların mesajlarını vermesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki 3 grup toplantımız geçti ve hala yoklar ve biz onlar adına o mesajı sizlerle paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, salı günleri parlamentoda grup toplantıları yapılıyor. Tabii bu parlamentonun geçmişini bilenler, grup toplantılarının ciddi bir iç tartışma, milletvekili iradesini önemseyen, saygı duyan bir yaklaşımla gerçekleştiği günleri de hatırlıyorlar. Ama bir süredir grup toplantıları mecliste adeta salı pazarı gibi. Kim daha çok bağırır, kim daha çok kükrer, kim daha çok haykırırsa, hakaret ederse o daha başarılı siyaset yapmış gibi bir algıyla gerçekleşiyor. Biraz önce iktidar partisi grubunun en azından bir kısmını izleyebildik. Adeta statlardaki amigoların attırdığı sloganları siyasete uyarlamış bir yaklaşımı görüyoruz. Burada atılan sloganlar dolayısıyla meclise giriş yasağı getirenler, grup toplantısı yapmamızı engelleyenler sanırım bu fotoğrafla gurur duyuyorlardır. Ama daha vahim bir tablo var. O da Türkiye'nin 5. grubu, 5. partisi Sayın Erdoğan da salı sabahlarını hiç kaçırmıyor. Her salı sabahına mutlaka bir program koyuyor ve ben de buradayım, ben de varım ve benim sözüm parti başkanlarının sözlerinden daha yukarıdadır mesajı vermenin çabası içine giriyor. Bugün de biraz önce Sayın Başbakan'ın, AKP Grup Başkanı'nın konuşmasını izliyorduk. Ama yarıda bütün televizyonlar konuşmayı kestiler ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına geçtiler. Bu hırs, bu öfke, bu tahammülsüzlük aslında ülkenin bir numaralı sorunudur. Daha önce muhalefet partilerinin saatine denk getiriyorlardı, çok iyi planlıyorlardı. Böylece muhalefet partilerinin sesinin duyulması, sözünün duyulmasını engelliyorlardı. Şimdi artık tahammülsüzlük muhalefetten doğrudan doğruya kendi kurduğu partiye kadar ulaşmış olacak ki başbakanın konuşmasıyla aynı saatte tam bir yayın yarışına girerek orada adeta bir paralel 5. grup toplantısı düzenliyor. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken Castro'yu anmak istiyorum. Onun çünkü çok Türkiye için de anlamlı, bütün dünyadaki toplumsal mücadeleler için, emperyalizme ve diktatörlüğe, faşizme karşı mücadelelere ışık tutacak, moral olacak güzel sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz yenilirsek kalkar yeniden deneriz. Ama diktatör yenilirse bu kesinlikle onun sonu olur. Değerli arkadaşlar, aramızda tabii İzmir'den, Konya'dan, Kayseri'den değerli partililerimiz var. Ama ben de grup başkan vekilimiz gibi bir kez daha Hasan Ocağan ablasını buradan selamlamak istiyorum. Çünkü gazeteci arkadaşlarımız muhtemelen daha yakın tanıyacaklardır. (Gülüyor) 21 yıl önce gözaltına alınıp ve en son gözaltında olduğu bilindiği halde 58 gün sonra boğulmuş olarak bulundu ve Türkiye'de cumartesi anneleri gibi çok değerli, çok örnek bir mücadeleye de sembol oldu. Ben de bir kez daha kendisini selamlamak istiyorum. Ve tabii bu saatlerde Beykoz Adliyesi'ne yeni bir suç duyurusu yapıyorlar. Umalım bir mesafe alınsın, bir sonuca vesile olsun. Yine cezaevleriyle ilgili şüphesiz paylaşılacak çok şey var. Ama ilginç bir davadır. Sarp Kuray davası. Kendisine buradan geçmiş olsun derken 7 yıl tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ederken davasının da
Türkiye hukuk tarihi açısından, Türkiye adil yargılanma tarihi açısından nasıl büyük bir kara leke olduğunu hatırlatmak isterim. Sarp Kuray, değerli arkadaşlar, bir tek kişilik örgüt olarak yargılanıyor 7 yıldır. Örgütün başka hiçbir üyesi yok. Kendisinden başka kimse yok ama örgüt üyeliğinden 7 yıldır yargılanıyor ve ancak şimdi tahliye oldu. Tabii cezaevleriyle ilgili söylenecek çok söz var. Çok yakın bir tarihte Karadeniz'deki cezaevlerini ziyaret eden bir avukatın aktarımını çok kısa olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Giresun cezaevine gidiyor. Giresun cezaevinde 9-11-2016 tarihinde bir sabah, daha önce hiç böyle bir uygulama yokken, askeri düzen sayım dayatılıyor. Bunu kabul etmeyen tutsaklara robokoplu kıyafetlerle güvenlik görevlileri saldırıyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi şiddet uyguluyorlar. İşkence yapıyorlar ve bu tablo daha sonra cezaevi müdürüne aktarılıyor. Cezaevi müdürüyle paylaşılıyor ve cezaevi müdürü diyor ki, bunlar gayet normal şeyler. Biz devletiz. Devletin bize verdiği güç kullanma yetkisi de var. Onlar bize istendiği için ve bizi tehdit ettiği için biz de bu gücümüzü kullandık. Bir daha olursa yine kullanırız. Değerli arkadaşlar, yine bugün 4 Aralık, bu hafta, önümüzdeki hafta Dünya Madenciler Günü. Türkiye'nin sadece 90'lı yıllarda, daha geriye gitmeyelim, Grizu faciaları Zonguldak'ta, Yozgat'ta, Balıkesir'de, Grizu facialarında hayatını kaybeden onlarca insan. Geçtiğimiz yıllarda yine kar hırsıyla madenlere gömülen Soma'da, Ermenek'te ve nihayet Şirvan'da, Siirt'te hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve ne yazık ki, ne yazık ki Şirvan'da üzerinden geçen bunca zamana rağmen 4 kişi hala toprağın altında. Arkadaşlarımız, parti heyetimiz, milletvekillerimiz Şirvan'a gittiler ve orada tanıklıkları dinlediler, raporlaştırdılar, kamuoyuyla paylaştılar. Tüyler ürpertici bir tablo. Ama iş makinelerinin enkazın altındakileri çıkartmak için, cenazelerine bile olsa, cesetlerine bile ulaşmak için yaptığı kazıdan çıkan toprağın madenin üzerine atılmaması konusundaki hassasiyeti yüzünden kamyonlar çok daha uzak yere götürülüyor, toprak daha uzak bir yere taşınıyor ve cenazeleri çıkartmak bunun için gecikiyor. Niye? Çünkü ölen ölür, kalan sağlar onların. Çünkü önemli olan orada ölenlerin hayatı değil, önemli olan onların madenden ettikleri kar. Bir gün bile gecikirse, bir gün bile maden işlemezse beylerin karından gidiyor. Onun için çıkarılan toprağı uzağa gönderecek kadar insana saygısız, cenazeye saygısız, cenazeye hürmetsiz bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Tabii cenazeye saygısızlık bundan ibaret değil. Geçtiğimiz günlerde Torbalı'da bir cenaze, kaymakamın, valinin, mülki idarenin de bilgisi dahilinde aileye de bilgi verilerek çıkartılma girişiminde bulunuldu. Elbette bu ülkeyi birlikte yaşayacağımız bir ülke kılacaksak, birlikte yaşayacaksak, bir tarih birlikteliği, bir acı ortaklığı, bir umut ve ortak gelecek kurma iddiamız varsa galiba önce cenazelere saygı duymayı öğreneceğiz. Cenazelere saygı duymayı bileceğiz. Değerli arkadaşlar, bu ülke her 18 Mart'ta, her Çanakkale yıl dönümünde Anzakların mezarlarını korumakla övünüyor. Anzakların mezarlarına saygı duymakla övünüyor. Bu benzetmeyi yapmaktan ben utanıyorum. Benim yüzüm kızarıyor. Ama Çanakkale'de Anzaklara gösterdiğiniz saygıyı, kendi sorununuzu çözmediğiniz için kendi ülkenizin çocuklarına göstermiyorsunuz. Bu ayıp da size yeter. Diyanet İşleri Başkanı çocuk istismarıyla ilgili lütfetti, geçtiğimiz günlerde değerlendirmede bulundu, açıklamada bulundu. Erken evliliğin, çocuk evliliğinin
kabul edilemez olduğuna dair, bunun İslam'da da yeri olmadığına dair son derece önemli bilgilendirmeler yaptı. Sadece bali olmaz, olmak yetmez. Yani buluğa ermek, ergenleşmek yetmez. Akıl sahibi olmak, sorumluluğu üstlenebilmek, anne olabilmek, eş olabilmekle ilgili sorumluluğun da İslami açıdan son derece önemli olduğunu söyledi. Keşke Diyanet İşleri Başkanı bunu Cumhurbaşkanı'ndan önce söyleseydi. Keşke İslam'ın bu konudaki yaklaşımını iktidardan bir mesaj, bir sinyal alma ihtiyacı duymadan ifade etseydi, biz de buradan daha büyük saygıyla kendisine teşekkür etseydik, selamlasaydık. Ve keşke aynı Diyanet İşleri Başkanı tıpkı 15 Temmuz sonrasında kimi şahıslara mezarlık yeri tahsis edilmemesi gibi Torbalı'da da, geçtiğimiz günlerde Ardahan'da da örneklerine şahit olduğumuz mezarlık tahrif etme, cenazeye saygısızlık, ambulans vermeme, taziye evini kilitleme, taziye evinde Kur'an okuyan hoca hakkında dava açma, görevden almanın da İslam'da yeri olup olmadığını keşke söyleyebilse. Ve keşke aynı Diyanet İşleri Başkanı Avrupa Birliği ilişkilerinin ensar muhacir pazarlığına dönüşmesiyle ilgili de bir şey söyleyebilse. Çünkü bir taraftan dönüp mülteci kamplarında sizi biz besliyoruz diyebilecek kadar bir kişinin asla misafirine söyleyemeyeceği sözü sarf edip sonra da sizi salarız onların üzerine, bırakırız bunları, mültecileri kapılara açarız, sınıra bırakırız diye tehdit etmenin acaba hicretle, muhacirlikle, peygamber ahlakıyla, ensar muhacir ahlakıyla izah edilebilir bir durumu var mıdır? Umarız Diyanet İşleri Başkanı bu konuda da bir çift söz söyleyebilir. Değerli arkadaşlar, Türkiye sadece son bir hafta içerisinde sarf edilen sözler ve yaklaşımlarla şüphesiz 14 yıllık uygulamayla birlikte ve daha önceki yıllardan devralınan mirasla birlikte dünyaya rezil olmuş durumda. Ben sadece birkaçını sizlere hatırlatayım. 98 yılından beri ilk defa ve yeniden Birleşmiş Milletler Türkiye ile ilgili işkence vakaları dolayısıyla ziyaret ihtiyacı duyuyor. Tabi ziyaret engellenmek isteniyor. Yine geçtiğimiz günlerde Cerablus'ta halk kent meclisinin rüşvet uygulamaları dolayısıyla protesto gösterisi düzenliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir yeri kurtarma iddiasıyla gidiyorsunuz. Orada bir yönetim oluşturuyorsunuz ve siz daha yönetim oluşturur oluşturmaz üzerinden birkaç ay geçmeden orada pis kokular duyulmaya başlanıyor. Rüşvet iddiaları yayılmaya başlıyor. İşte bu tablo bile gösteriyor ki Türkiye'nin kendi içinde de dışarıya karşı tavrında da savunulacak hiçbir şey yok. Bir meşhur Azeri atasözü vardır. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından önemli bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Der ki Azeriler, kişi haddim bilse, kişi kendim bilse, özüm bilse kendi ayıbını örter. Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Birliği'ne posta atarken, fırça atarken biraz dönüp bakın. Fransa ile karşılaştırma yapıyorsunuz. Fransa'da da olağanüstü hal var diyorsunuz. Niye bize ayrımcılık yapıyorsunuz? Fransa'ya yaptığınız gibi yapmıyorsunuz diye soruyorsunuz. Peki Fransa'da cezaevinde kaç gazeteci var? Fransa'da kaç bin kişi sorgusuz sualsiz işinden atıldı? Fransa'da kaç belediye başkanının yerine kayyum atandı? Fransa'da kaç milletvekili cezaevinde? Bu soruları sormak yerine sadece polemik ve kavgayla Avrupa Birliği ile ilişkileri, siyaseti inşa edemezsiniz. Ve ne yazık ki sizin yüzünüzden, sizin sorumsuzluğunuz, sizin ciddiyetsizliğiniz yüzünden bütün bir ülke cezalandırılıyor. Biz siyasi istikrarın olmadığı bir yerde, demokratikleşmenin olmadığı bir yerde ekonomik ilişkilerin de iyileştirilemeyeceğini biliyoruz.
Bunun bedelini toplumun ödemek zorunda kalması, bunun faturasını toplumun ödemek zorunda kalması elbette çok ağır bir yük, ağır bir vebal. Değerli arkadaşlar, yine geçtiğimiz günlerde tam da Rus uçağının düşürüldüğü günün yıl dönümünde ilginç bir tesadüf olarak orada ÖSO diye sunulan ama Özgür Suriye Ordusu olmadıklarını bütün dünyanın bildiği Nusra, Ahrar-ı Şam'la birlikte çalışan çeşitli Tugayların mensuplarıyla birlikte hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarının bazıları hayatlarını kaybettiler. Ve Türkiye hala kimin bu operasyonu yaptığını bile bilmiyor. Ya da biliyor, söylemeye cesaret edemiyor. Hadi bize söylemiyorsunuz. Hadi bu topluma söylemiyorsunuz. Şehitlik edebiyatı yapıyorsunuz ama daha kimin vurduğunu izah edemiyorsunuz. Ama bari hiç olmazsa bu tezkereler meclisten geçerken ülkenin çıkarları diyen, devletin çıkarları bunu gerektiriyor diyerek size oy veren iki muhalefet partisini bilgilendirin. İki muhalefet partisine bilgi verin ki onlar da devletin çıkarları, ülkenin çıkarları neyi gerektiriyor, neye hayır demek aslında tam da ülkeyi sevmektir. Gerçekten bu halkın bir tanesinin bile canının acımaması için siyasi muhalefet sergilemektir. Bunu herkes görsün. Türkiye değerli arkadaşlar, biraz önce diğer partilerin grup konuşmalarında da şahit olduğumuz gibi olağanüstü halle birlikte demokratik bir anayasa yapılır mı, yapılmaz mı bunu tartışıyor. Evet, küçük muhalefet partisinin lideri salondan çıkarken bal gibi yapılır dedi. Neden olmasın ki dedi. İşte insanlar işine gücüne gidiyorsa, bu tabir, bu ifade biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na ait, toplumun hayatında hiçbir şey değişmedi, herkes işine gücüne gidiyor, o halde normal vatandaşa hiçbir şey olmadı diyor. O da galiba buna inanmış olacak ki hiçbir şey değişmedi diyor. Dolayısıyla işine giden, evine giden, sandığa da gider, oy verir. Değerli arkadaşlar, hani bu tabloya, bu ironik fotoğrafa tabii çok ciddiye alıp söylenecek söz yok. Bir meşhur fıkradır biliyorsunuz. Hani sormuşlar, demişler ki baba erenler abdestsiz namaz olur mu? O da hiç tereddüt etmeden cevap vermiş. Biz yaptık oldu demiş. Evet, olağanüstü halde pekala referandum olur. Kenan Evren yaptı oldu. Siz de yapınca olur tabii. Hayır demeyi yasaklarsınız. Sokağa çıkmayı yasaklarsınız. Gazetecileri tutuklarsınız, bildiri yayınlayan akademisyeni cezaevine atarsınız, siyasi partileri fiilen kapatacak her şeyi yaparsınız ama olağanüstü halde referandum pekala olur. Evet, siz yaparsınız, olur ama böyle bir anayasanın ne kadar meşruiyeti olur, böyle bir anayasanın ne kadar kabulü olur, onu da tarih yazar. Tarih herkesi hak ettiği, layık olduğu yere yazar. Sizin içinize Evren'in ruhu kaçtığını yıllardır söylüyoruz. Siz bunu bir kez daha ispat ediyorsunuz. Olağanüstü hal mi yoksa referandum mu diyerek adeta meclisi tehdit ediyorsunuz. Yani 330 çıkmazsa, 330 oy verilmezse, bu referandum olmazsa olağanüstü hale devam ederiz diyorsunuz. Cesaretiniz olsa seçimle korkutacaksınız da, hani onu gözünüz kesmiyor, anketlere bakıyorsunuz, olağanüstü halle korkutuyorsunuz. Yarın da hokus pokusla 330'u çıkartabilirsiniz. Tıpkı milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili, bizimle ilgili düzenleme parlamentodan geçerken yapıldığı gibi, kulübelerin önüne, mecliste, genel kurulda, oy kullanılan sandıkların önüne birer komiser bırakırsınız. Girmeden önce milletvekilleri oylarını size gösterirler. Yeşil pulu, beyaz pulu size tescil ederler. Girer zarfa atarken de size gösterirler. Ondan sonra çıktıktan sonra diğer oyu size teslim ederler. Siz de milletvekili iradesine ancak bu kadar saygı göstererek 330'u kurtarabilirsiniz belki. Ama milleti tehdit edemeyeceksiniz, bunu bilin. Milleti korkutamayacaksınız. Burayı noter gibi görüyor olabilirsiniz. Buradaki milletvekillerinin iradesini kendinizce yok hükmünde görebilirsiniz. Ve özellikle ifade etmek isterim ki
bir ülkenin geleceğiyle ilgili çok kritik öneme sahip bir anayasa konusunu adeta kulis bilgisi gibi kotarmaya çalışabilirsiniz. Ama halkı kandıramayacaksınız. Halkı tehditle ya beni başkan yaparsınız, ya beni cumbaba yaparsınız, ya da ben ülkeyi kaosa boğarım tehdidine halk boyun eğmeyecek, bunu göreceksiniz. Bir anayasa tartışması düşünün ki, değerli arkadaşlar, gazeteciler içeriğini bilmiyorlar. Akademisyenler, hukuk fakültelerindeki hocalar, anayasa hukukçuları içeriğini bilmiyorlar. İşçi bilmiyor, genç bilmiyor, kadın bilmiyor, kimse içeriğini bilmiyor. İçeriğiyle ilgili bırakın gazetecinin, akademisyenin, halkın bir şey bilmesini, değerli arkadaşlar, içeriğini kendi partilerinin yöneticileri bilmiyorlar. Milletvekilleri bilmiyorlar. Böyle bir demokratikleşme, böyle bir yeni anayasa olabilir mi? Böyle bir değişimden bahsedilebilir mi? Evet, siz iki parti kafa kafaya vermiş 70 model milliyetçi anlayışla bir yeni milli cephe kurmaya niyet etmiş olabilirsiniz. Ne tür pazarlıklar yapıyorsunuz bilmiyoruz. Ama bugün sabah yapılan ilk grup toplantısında küçük muhalefet partisinin o çok yüksek ses tonuyla bağırarak hatırlattığı çift başlı kartalı Sayın Erdoğan çoktan kesti. Yoldu, soydu, pişirdi, yemeğe hazırlık yapıyor, sizi de sofraya davet ediyor. Biri de onun için kenardan bağırıyor, o meşhur masalda olduğu gibi, hani bana, hani bana. Onun için bize hiç kürsülerden vatan millet edebiyatı yapmayın. Ne karşılığında ne pazarlığı yaparak bu başkanlık, ama cumhurbaşkanlığı görünümlü, hani eskiden arabalara yazarlardı ya, Şahin görünümlü serçe diye, Doğan görünümlü Şahin diye, şimdi de cumhurbaşkanlığı görünümlü başkanlığı ne karşılığında geçiriyorsanız geçirin, bilin ki meşruiyeti olmayacak. İster sonra kurulacak kabinede bakanlık almış olun, ister başkan yardımcılığı. Türkiye meşru yöntemlerle yapılmayan bu anayasayı hiçbir surette tanımayacak, hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Bir sistem krizi olduğunun farkındayız. Cumhurbaşkanlığı mızrağı parlamenter sistemin çuvalına sığmıyor. Biraz daha somut söyleyelim. Cumhurbaşkanının mızrağı hükümetin çuvalına sığmıyor. Ortada bir kriz var. O kesin, ama bir de meşhur usul kaidesi var değerli arkadaşlar. Eskiler der ki, kem alet ile kemalat olmaz. Yani yangından mal kaçırır gibi saklayarak metnini açıklamaya bile cesaret etmediğiniz bir anayasa değişikliğini parlamentoda bul karayı al parayı mantığıyla 330'u tamamlayarak ya da o hal koşullarında bir referandum yaparak geçirseniz bile bu anayasanın meşruiyeti olmayacak. Kemalet ile kemalat yine olmayacak. Türkiye nasıl 1982 anayasasını, darbe anayasasını %90'lar civarında oy çıkmış olmasına rağmen daha ilk günden itibaren meşruiyeti üzerinden tartıştıysa, sizin oldu bittiğinizi de, sizin dayatmanızı da tartışmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, parlamento güzel bir çalışma yapmış. Biz doğruya doğru diyen, iyiye iyi diyen bir partiyiz. Elbette olumlu şeylere teşekkür ederiz, alkışlarız. Bu çalışma milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili, tutuklanmasıyla ilgili meclisteki bir çalışma grubunun yürüttüğü bir çalışmanın eseri. Emeği geçenlere tabii ki teşekkür ediyoruz. Hazırlanış niyeti ne olursa olsun, niyet belli aslında. Yani modern dünyada da, demokratik ülkelerde de milletvekilleri yargılanıyorlar, tutuklanıyorlar demek için aslında bu çalışma yaptırılmış. Tabii ki büyük zahmet sergilenmiş, büyük çaba sarf edilmiş ve onlarca ülkede anayasalarında milletvekilleri nasıl yargılanıyor, kürsü dokunulmazlığı nedir, yasama sorumsuzluğu nedir, bunlar karşılaştırılmış.
Ama en sonunda da pratikle ilgili, uygulamayla ilgili bir tablo var. Bu tabloda hangi ülkede hangi milletvekili neden dolayı ceza almış, bunun listesi de var. Liste çok net arkadaşlar. Listede görüyorsunuz ki dünyada bir İsrail cezaevleri var. Siyasi görüşlerinden dolayı muhalefet milletvekillerinin cezaevinde kaldığı, Filistinli milletvekillerinin cezaevinde tutulduğu, bir de Türkiye var. Başka örnek yok. Avrupa'da ya da dünyanın başka demokratik ülkelerinde tutuklanan değil ama hiç olmazsa yargılanan, ceza alan milletvekillerinin aldıkları suçlara baktığınızda şunu çok net görüyorsunuz. Aldıkları cezalar düşünce açıklamasıyla ilgili değil, rüşvetle ilgili, irtikapla ilgili, zimmetle ilgili. Yani sizin 17-25 Aralık'ta yargıdan sakladıklarınızla ilgili. Değerli arkadaşlar, biraz önce grup başkan vekilimiz sizlerle paylaştı. Eş genel başkanımızın 2 hafta önce bize ulaşması gereken mektubu buradan bir kez daha göstereyim. Bu sansürlü haliyle bu şekilde bize gönderildi, ulaştırıldı, kendisine geri iade edildi. Biraz önce içeriğiyle ilgili kısmı bir özet dinlediniz. Bu içerikte böyle bir akışta sizce gizli bir talimat olma ihtimali var mı? Uluslararası gelişmeleri analiz ediyor. Türkiye siyasi tarihiyle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Ama Türkiye tarihinde bu ilk değil elbette. Başka örnekler de var. Hani çok verdiğiniz örneği sadece sizinle paylaşalım. Menderes'e Yassıada'da aynen bizim eş başkanlarımıza, milletvekillerimize uyguladığınız gibi mektup sansürü uygulanıyordu. Çok kısa bir paragraf o günkü durumu anlatıyor. Yassıada mahkumlarına gelen mektuplar 50 kelimeden fazla olursa fazlalık ya makasla kesilir ya da karalanır. Fotokopileri alınıp bazı işlemlere tabi tutulur. Sansürün boyutu bazen öyle aşar ki mektup sahibinin eline sadece hitapla imza kısmının yer aldığı aradaki bölümün tamamen kesildiği bir kağıt parçası verilir. İkiye katlanmış mektup kağıtlarının boş kısmı gizli mesaj içerebilir kuşkusuyla kesilip alındıktan sonra sahibine teslim edilir. İyi haberler karalanır, aleyhte haberler içeren yazılara ise dokunulmaz. Değerli arkadaşlar, mecliste 15 Temmuz dolayısıyla meclis başkanının talimatıyla, girişimiyle, tabii iktidar partisi grubunun talebiyle bir demokrasi müzesi yaptırılmaya çalışılıyor. Şüphesiz 15 Temmuz büyük bir ayıptır. Öncesiyle, sonrasıyla, gecesiyle, gündüzüyle bir ayıptır. Ve Türkiye parlamentosu bu anlamda elbette bir sınav vermiştir, verecektir. Ama bizden de bir katkı olsun. Bu mektubu meclis başkanlığına göndereceğiz. Oradaki demokrasi müzesine koysunlar. Çünkü meclisi savunmak sadece bombalara karşı savunmak değildir. Elinde makaslarla bir milletvekilinin mektubunu sansürlemeye karşı da milletvekilini savunabiliyor musunuz, savunamıyor musunuz? Bize diyorlar ki savunma hakkı kapsamında değildir oradaki ifadeler. Bu uzun mektup savunma hakkı kapsamında değildir. Değerli arkadaşlar, biz zaten bunu savunma hakkı kapsamında görmüyoruz ki. Biz bunu yasama faaliyeti kapsamında görüyoruz. Onlar haklarında bir hüküm verilene kadar milletvekilidir, eş başkanımızdır, grup başkan vekilimizdir ve yasama faaliyetlerini engellemek suçtur. Eğer bir eş başkanın mektubundan korkuyorsanız, 2 satırı karalayacak kadar düşmüşseniz söylenecek hiçbir şey yok. Ama siz bunu kendinize layık görüyorsanız, bunu demokratlık sanıyorsanız, bunu güvenlik politikasının gereği sanıyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu fotoğraf, bu tablo aslında ders kitaplarına geçecek bir tablodur. Ders kitaplarına geçecek bir fotoğraftır. Bütün bu ayıba rağmen, bu tabloya rağmen birileri kalkıyorlar, diyorlar ki HDP'lilere devleti tanıtacağız. Hiç endişe etmeyin.
Hiç telaş etmeyin. Hiç çaba sarf etmeyin. Biz Nemrut'tan, Firavun'dan bu yana, Emevi sultanlarından bu yana bütün zalim iktidarları tanıyoruz. En acılarının bedelini ödedik. En ağır bedelleri ödeyerek bugünlere geldik. Onun için hiç bize devleti tanıtmaya kalkmayın. Devletin ne menem yalanlar söylediğini de biliyoruz. Hangi katliamlara imza attığını da biliyoruz. Devlete kene gibi yapışanların kendi ceplerini doldurmak için, kendi çocuklarını zengin etmek için ne tür pislikleri vatan millet Sakarya edebiyatıyla örttüklerini de biliyoruz. Sadece birkaç tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Bir arkadaşımız KCA çalışanı Sarı Aktaş geçtiğimiz gün havaalanında gözaltına alındı. Televizyonlara talimatla altyazı geçirdiler. Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Sahte pasaport, sahte kimlikle yakalandı. Baştan sona yalan değerli arkadaşlar. KCA kapısına kilit vurduğunuz bizim kadın derneğimizdir. Kadın çalışma platformumuzdur. Başka bir yalanınız Hediye Ataman'la ilgili. Etrafına hani Suriye'de kimyasal malzeme diye açıklama yaptığınız malzemeye benzer, IŞİD'in kullandığı malzemeye benzer bir malzeme döktünüz ve o yaşta bir kadını evinde yaktınız. Ve televizyonlara yine iki satır haber geçti. Bir terörist evinde öldürüldü diye. Biz sizin bütün yalanlarınızı biliyoruz. Bütün hırsızlıklarınızı, bütün katliam girişimlerinizi biliyoruz. Ama ne olur bir kez olsun siz gösteremezsiniz ama devlet namına bir aklı, bir sağduyuyu, bir vicdanı gösterin. Biz de tanıyalım ve sözlerimizde bir eksik, bir yanlışlık varsa onunla yüzleşelim. Ama sizin bize devlet diye şimdiye kadar tanıttığınız ne yazık ki bunlardan ibaret. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz dolan. Bakın bugün sabah Kudüs'le ilgili bir dayanışma, parlamentolarla dayanışma toplantısı yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bu parlamentodan geçtiğimiz yasama döneminin sonunda İsrail'le bir anlaşma geçti. Mavi Marmara ile ilgili bir anlaşma geçti. Bizim partimizin dışında hiçbir parti hayır oyu kullanmadı. Şimdi herkes kükrüyor, herkes meydanlara çıkıyor ama kimse hayır oyu kullanmadı. Ve o anlaşma değerli arkadaşlar bir tarafında Ankara, öbür tarafında Kudüs yazan anlaşmaydı. İsrail'in başkenti Kudüs mü? Peki Kudüs yazan bir anlaşmayı parlamentodan geçirirken Kudüs'le dayanışma hiç aklınıza gelmiyor muydu? Evet, bugün Filistin'le dayanışma günüdür. Çok ilginç. Bugün Filistin'le dayanışma günü olduğu için İstanbul'da toplantı düzenleyenler bu parlamentodan bilmem kaç bin dolar karşılığında bu rakama fit olarak bir yasayı, Kudüs'ü muhatap alarak, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu tescilleyen bir anlaşmaya imza attılar. Başka ayıplar da var değerli arkadaşlar. Biz elbette hiçbir yerde orman yangınını istemeyiz. Ve şüphesiz İsrail'deki orman yangınıyla dayanışmayı da önemseriz. Ama bu salonda olanlar çok iyi bilirler. Daha bu yaz Dersim'de, Bitlis'te, Hakkari'de ormanlar yakıldı. Milletvekillerimiz bu ormanlar cayır cayır yanmasın diye ilgili kişilere, yetkili kişilere ulaşmaya çalıştılar. Dediler ki yapacak bir şey yok. Söndürmek için uçak veremeyiz. Garabete bakın ki Bitlis'e, Dersim'e, Hakkari'ye uçak veremeyenler İsrail'e uçak yetiştiriyorlar bir teşekkür için. Ve tabii hani yalanları tek tek saymaya bile süremiz yetmez. Ama geçtiğimiz günlerde belediye başkanları tutuklanmaya devam etti. Kayyum atamalar devam etti. Ve son olarak da Bitlis'e kayyum atandı. Değerli arkadaşlar, milletvekillerimizle ilgili ifadeye gitmiyorlardı. Onun için gözaltına alındılar dediler. Baştan sona yalan. Madem öyleyse zorla ifadelerini aldınız, serbest bırakmanız gerekiyordu. Belediyelerle ilgili diyorlar ki utanmadan, sıkılmadan, seçime zahmet etmeden bir kararnameyle, bir imzayla bir belediyeyi alırken diyorlar ki halka hizmet etmiyorlardı.
Ya bu belediyeler Siirt, Mardin, Van zaten 4 yıl önce, 6 yıl önce, 10 yıl önce sizdeydi. Geriye ne bıraktınız biliyor musunuz? Sadece bol miktarda borç ve yolsuzluk dosyası bıraktınız. Şimdi kayyum yoluyla yeniden almaya utanmıyor musunuz? Değerli arkadaşlar, hendek yalanı, hendek bahanesi hadi başka belediyeler için bir anlam ifade ediyor olsun. Peki Bitlis'te hendek mi vardı? Bitlis'e neden kayyum atadınız? Bütün bu yalanları tek tek saymaya vaktimiz yok ama toparlarken birkaç noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gemi batıyor. Yükselirken 2000'li yılların başlarında, 2000'lerin ortalarına kadar, belki hatta biraz daha esnek davranalım sonlarına kadar, adeta paraşütün yükselmesi gibi yükselirken ağırlıklarını atıyorlardı. Daha kolay yükselebilmek için. Yoldaşları, yürüdükleri, beraber ıslandıkları, beraber yürüyüp beraber yürüttükleri arkadaşlarını paraşütten atıyorlardı hızlı yükselebilmek için. Şimdi de batıyorlar. Gemi su alınca da aynı şey yapılır. Nasıl yükselirken ağırlık atılırsa, gemi batarken de ağırlıklar atılır ki biraz daha geç batalım diye. Ve geminin içinde bazıları üst kameralara koşarlar. Biraz daha geç batsın diye. Ama bunların hiçbirisi çare olmaz. Nasıl dövizle ilgili yaşanan tabloyu siz elle gelen düğün bayram diye geçiştiremezseniz, nasıl bırakın dolar bozdurmayı, kafayı bozmuş danışmanların çağrılarıyla, kampanyalarıyla piyasayı kurtaramazsanız, ekonomiyi, siyaseti de kurtaramayacaksınız. Dolar bozdurun diyorlar. İkinci kurtuluş savaşı veriyoruz diyorlar. Değerli arkadaşlar, Allah aşkına küçük esnafta ayakkabı kutularına konmuş dolarlar mı var ki bozdursunlar? İnsanlar dükkanlarını kapatmamak için can çekişiyorlar. Bence talimatı biraz daha somutlaştırın. Şöyle diyeyim mesela. Babacığım, bozdurduk ama hepsini bozduramadık. Bir kısmı elimizde kaldı. Talimatı böyle verin ki şifreli mesajı sizin ayakkabı kutusunda dolar saklayanlarınız daha doğru anlasınlar ve onlar bozdursun, vatanı onlar kurtarsınlar. Siz saraydan göremiyor olabilirsiniz esnafın halini. Ama ne sit alanlarıyla ilgili şehirlerin imar planlarını değiştirerek, ne faturayı Trump'a keserek ekonomik krizi izah edemeyeceksiniz. Bugün televizyonlara bir haber düştü. Fas'ta kadına yönelik şiddetle ilgili bir haber. Bununla toparlayıp bitireyim. Fas, kadına yönelik şiddette Türkiye ile birlikte dünya sıralamasında hemen hemen aynı yerlerde. Biri 130. sırada, birisi 130 küsürüncü sırada. Arka arkaya gelen ülkeler. Devlet televizyonunda Fas'ta kadınlara erkek şiddetiyle moraran yüzlerini nasıl kapatmaları, nasıl makyaj yapmaları gerektiğine dair eğitim veriliyor. Aslında Türkiye siyasetini, Türkiye ekonomisini, Türkiye'de devlet-toplum ilişkisini çok güzel ortaya koyuyor. Siz galiba ancak bu Fas yöntemiyle Türkiye'deki ekonomik krizi makyajla falan örterseniz durumu kurtarırsınız. Ama o ayıp ortadan kalkmaz. O makyajın altındaki leke şiddeti görene değil, şiddeti yapana aittir. Ve siz eğer bu ülkede gelir dağılımı çarpıklığı bu kadar yüksekse, insanlar evini geçindiremediği için intihar ediyorsa, çocuklar açlıktan ölüyorsa, bu ayıbın sorumlususunuz. Başka hiçbir makyajla da bunu örtemeyeceksiniz. Değerli arkadaşlar, süremizin sonuna geldik. Geçtiğimiz haftalar boyunca parlamento çalışmalarını, olağanüstü hal kampanyamızı yerel toplantılarda tartışmaya devam ediyoruz. Elbette bir taraftan meclis kürsüsünde sözümüzü söylemeye devam edeceğiz ama bir taraftan da hep birlikte nasıl bir karar vereceğiz, nasıl bir çalışma yürüteceğiz, nasıl bir kampanya sürdüreceğiz bunun tartışmasını yapacağız. Neyi göze aldığımızı, neyi terk etmeyi bildiğimizi, nerede olacağımızı göreceksiniz. Sizi şaşırtacak taleplerle, sizi şaşırtacak kararlılıkla, netlikle bu tartışmaları tüketeceğiz.
Tartışmalarımızı yasaklasanız da Konya'da olduğu gibi önce kaymakamlık yasaklıyor kapalı toplantıyı, sonra valilik yasaklıyor. Tartışmalarımızı yasaklasanız da engelleseniz de bize sesini halkımız duyuracak. Mesajla, bildiriyle, maille, toplantılara katılarak, bugün buraya gelerek görüşlerini, duygularını paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu kürsüleri siz bize armağan etmediniz. Sizin lütfunuzla burada değiliz. Ve bizim burada olmamızdan ne kadar rahatsızlık duyduğunuzun da farkındayız. Ama önümüzdeki günlerde özellikle bu anayasa kumpasınızda neyle karşınıza çıktığımızı, olağanüstü hal karşısında nasıl bir sözle, tıpkı seni başkan yaptırmayacağız sözü gibi nasıl bir sözle karşınıza çıktığımızı göreceksiniz. Sözlerimi bitirirken yine tahammülsüzlükle gözaltına alıp tutukladığınız Ahmet Türk'ün 1994'te yine benzer bir tabloda sarf ettiği sözleri okuyup böylece huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Ahmet Türk 94 yılında meclisteki görüşmeler sırasında, dokunulmazlığın kaldırıldığı görüşmeler sırasında diyor ki 12 Eylül'de içeri alındım. Ama 1987 seçimlerinde halkın oyuyla tekrar meclise geldim. Eğer sağ çıkarsam inanıyorum halkın iradesiyle yine geleceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Biz her zaman toplumsal barıştan yana olduk. Sorunların barış içinde, siyasal diyalog içinde çözümünden yana olduk. Bu bizim inancımızdır. Evet değerli arkadaşlar, sizleri bu inançla selamlıyorum ve Türkiye'de zor bir mücadelenin ancak birlikte omuz omuza verilmesiyle bu karanlığın yırtılacağını bir kez daha buradan ifade ediyorum. Sağ olun, var olun.